Sevgili seyirciler, dünyanın başkenti İstanbul'dan iyi akşamlar. Sevgili seyirciler, Kanal 34 Televizyonu ve Brüksel Türk'ün stüdyolarından tekrar merhabalar. Gündem Özel Programı'nın bugünkü ikinci konuğu sevgili Dünya İşbirliği Konseyi Başkanı Aziz Şahin. Sevgili Şahin, stüdyomuza hı hı. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli ee, Bu defa sizi ikinci defa e, Kanal 34 ve Brüksel Türk stüdyolarında görmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Öncelikle e, umarım iyisiniz. Biz de çok mutluyuz. Sizlerle beraber olmak tekrar Türkiye'deki gündemi, iç gündemi, dış gündemi inşallah hep birlikte değerlendireceğiz. Ben de sizlerle e, beraber olduğum için mutluyum. Ee, sevgili Şahin, hemen e, tabii ki e, konuya gir, girmek istiyoruz ee, Türkiye 15 Temmuz'da büyük bir darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kaldı Tabii e, bu şok eden e, bu yeni gelişme ile birlikte e, Türkiye'de farklı bir operasyon sürüyor Tabii ki bu operasyon sürerken Türkiye'de farklı bir yapılanmanın da e, işaretlerini görüyoruz aynı zamanda Türkiye top yekün terörle mücadelesini de kararlılıkla, iştenlikle sürdürüyor. Buradan Türkiye'nin uzak sınırlarında, dağlarında, bayırında, çayırında görev yapan kahraman Mehmetçiklere, polisimize, korucularımıza, vatandaşlarımıza sevgi, saygı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Şehit olanlara gani gani rahmet, Gazi olanlara da acil şifalar diliyoruz. Sevgili Şahin, şöyle Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durumu bir özetleyebilir misiniz? Hamd olsun, şükürler olsun 15 Temmuz darbe girişimini bu milletimizin birlik ve bir beraberliğiyle ve Cumhurbaşkanımızın toplumumuzu sokağa çağırmasıyla atlattık şükürler olsun. Allah bizi büyük bir felaketten korudu. Tabi yapılanma uzun yıllardır gizlice, sessizce yapıldığından dolayı, 40 yıl öncesine dayandığından dolayı çok farklı farklı modellerle, farklı farklı sistemlerle maalesef içimize kadar girmişler ve en e, samimi insanlarımız, bilmediğimiz insanlar bu terör örgütünün içerisine farkında olmadan veya bir şekilde eğitim kültür, sanat, siyaset, ticaret farklı farklı model sistemleriyle başka ülkeler tarafından e, Amerika gibi ismini vermekten şu anda hiç çekinmemizin bir anlamı yok. E, Amerika'daki bazı güçler, Almanya'daki bazı güçler, İngiltere'deki bazı güçler ve Türkiye'deki iç dinamiklerdeki hareket ettirebilecek oldukları iletişimlerle sinsizce planı yapmışlar ve bu planda maalesef e, güzel ülkemizi Suriye'de olduğu gibi Libya'da olduğu gibi Irak'ta olduğu gibi baha Arap Baharı gibi modellerle planı Türkiye'nin üzerine de çizmişler ve bu planı e, anlamakta biraz e, siyaseten e, maalesef e, dünya baskılarıyla her istediğimiz gibi hareket edememiş olsak bile Büyük Türk Milleti sağcısıyla, sorcusuyla herhangi bir e, inanç ayrımı yapmadan ve aynı coğrafyada buna Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi bu belayı başımızdan atlattık. Evet, ee, sevgili Şahin, tabii e, Türkiye bölgesinde gerçekten stratejik bir ülke. ...ekonomisi, dinamizmi, evet. insanı ve geleceğiyle gelecek vaat eden bir ülke. Yani nasıl oldu da bir tarikat ehli askerimizi üstelik Atatürkçü bir ocağa hakim oldu? Nasıl oldu da bu e, güruh e, yine Atatürkçü bir eğitim sistemimizin e, içinde palazlandı, büyüdü? Yine nasıl oldu da bu güruh ekonomimizin çarkı içinde, o dişlileri içinde kendine yer buldu da e, böyle büyük bir darbe kalkışmasına kalktı? Aslında 1. E, ve 2. Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'de emel olan devletler hesaplarını aslında kapalı kapılar ardında yapmışlar. Devam etmişler. Çünkü biz e, Asya'dan Anadolu'ya geldiğimiz için savaşarak, mücadele ederek, İslam'ı yayarak ve birlik ve bir beraberlik içerisinde e, herhangi bir milletin öz değerlerini yok etmeden, onların dini inançlarını yok etmeden birlik ve bir beraberliğini sağlayarak işte Selçuklu İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve uzun yıllardır dünyada e, dini farklılara bakmadan e, ee, dünyanın bir imparatoru olmuş bir Osmanlı İmparatorluğu. Tabii ki Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın bahanelerle işte İngiliz gemilerinden kaçıyoruz diyerek Rusya'yı bombalamaları ve Birinci Dünya Savaşı'na sokmaları ve Mondros mütarekesiyle aslında Batı'nın e, Türkiye'deki oyunları aslında başlamış. Tabii Kurtuluş Savaşı'nda yine Almanlarla beraber olmuşuz, Alman komutanlarla beraber olmuşuz. Ve aynı e, Avrupa'da maalesef Siyonist yapı ve Amerika merkezli birlikler oluşturulmuş ve Türkiye'nin hedeflerinde, Anadolu'nun hedeflerinde batıdaki şu anlayışın değişmediğini gördük. Bu anlayış nedir? Türkler işte geldi, İstanbul'a geldi, Anadolu'ya geldi, Türk toplumu ve Türk milletinin bu coğrafyada yeri yoktur ve bizi bu coğrafyada 15 Temmuz darbe gününe kadar maalesef dünyanın tüm ülkeleri burada bizi misafir olarak görmüşler. Yani sevgili Aziz Şahin